Yani kısacası benden bu kadar. Kısacası mı? Bir an hiç bitmeyecek sandım konuşma. Öykü. Sıra sende. Ayaz'la biz kanka olduk. Nasıl kanka oldunuz? Sabah eşli pişti oynadık. Sonra arabanın yağını değiştirdik. Akşamında da ben o kızı ayarladım. En son da abin gelip beni azarladı. Bir dakika, bir dakika. Şu olanları bana bir doğru dürüst anlatır mısın? Anlatamam, vaktim yok, işe geç kalıyorum. Ya en önemli yerlerini anlat bari. Abime ne oldu dedin sen? Şimdi sen bu Rıza ile Şeyma meselesini biliyorsun değil mi? Tamam, işte Ayaz onu gitmiş Mete'ye söylemiş. Mete de Şeyma'nın tarafında durmuş. Sonra Ayaz'la Mete kavga etti. Ben de onları barıştırmak istedim. Sonra Mete geldi, bağırdı, çağırdı, gitti. Yuh abi ya. İnanmıyorum ha. Abimle Şeyma birlikte olduktan sonra abim çok değişti biliyor musun? Ya sinir oluyorum ya. Yani o kıza nasıl böyle beraber oluyor hiçbir fikrim yok. Kör oldu çocuk resmen, kör. Uş, neyse, sonra ne oldu? Sonra Ayaz vardı Allah'tan yanımda, savundu beni. Ha. Kahramanın oldu yani yine Ayaz. Dalga geçme Burcu. Ben başlarda Ayaz'ı çok yanlış tanımışım. O gerçekten çok iyi bir insan. Bu bakışı hiç sevmedim. Hemen değiştir onu. Sakın da konuşma. Aa, bu ne güzel oluyormuş ya. Konuşmadan da sana her şeyi gözlerimle anlatabildim. Emre'de deneyeceğim bunu. Sen sus Burcucuğum. Gözlerin konuşsun. İşte hadi yürü. Daha katalog çekimi var. Mankenleri alacağım. İyi, tamam. Hadi çıkalım o zaman. Stüdyo hazır. Modellerle birlikte geliyoruz biz. O zaman orada görüşüyoruz değil mi? Tamamdır. Bir saate oradayız biz. Harika, görüşmek üzere. Ah, her şey hazırmış. Ben gidiyorum. Bence gitme. Boşuna para, israf. Nasıl yani? Fotoğrafı çekilecek kişiler yoksa fotoğrafçının da stüdyonun da pek bir anlamı yok bence. Nasıl yaptın kız? Merhaba, ben Öykü Acar. Ya kusura bakmayın, sizin çekiminiz iptal oldu. Ama gelin sizle beraber bir şeyler içelim ha. Ha buyurun, bu da biletiniz. Yine bekleriz. Şeytansın Şeyma. Şeytan mı? Ay. Merhaba, 113 numaralı odayı bağlayabilir misiniz lütfen? Teşekkürler. Nasıl? Bu sabah gittiler. Emin misiniz bir yanlışlık olmasın? Evet, yabancı misafirler. 113 numaralı oda. Tamam. Peki anladım. Teşekkürler. Ne yapacağım ben ya? Bomba birazdan patlayacak. Hazır mısın? Ay ben dünden hazırım. Bomba geldi. Çok kötü bir şey oldu. Aa, ne oldu? Modeller geri dönmüşler. Ne? Nasıl olur? Bilmiyorum. Sabah kalkıp gitmişler işte. Ne yapacağım ben? Ay Öykücüğüm ama Önem Hanım da o kadar tembih etti değil mi? Ya çok tatsız olmuş bebeğim ya. Ne yapsak ki şimdi acaba? Sizin numaraları var mı? Nereden olsun bizde ya? Yani ajanslarını aramak lazım. Bir de yurt dışından geliyorlar. Yani orada daha gün olmamıştır. Kimseye ulaşamayız. Bittim ben. Bittim. Ya ama benim gerçekten suçum yok. Dün aradım, konuştum. Hiçbir problem yoktu, tamam dediler. Her şey hazır mı? Gidiyor musunuz çekime? Gidiyoruz kraliçem. Fotoğraf ve stüdyoyla iki gündür kontak halindeyim. Hiçbir pürüz yok. Güzel. Öykü, ne bu suratın hali? Bir problem mi var? Yok, hiçbir problem yok Önem Hanım. Her şey hazır. Aferin. Ben de bunu duymak istiyordum. Pekala, çekimden sonra fotoğrafların ham halini görmek istiyorum. Hemen bana yollasınlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önem Hanım. Sen ya? Bilmiyorum. Ağzımdan öyle kaçıverdi. Var mı ki bir B planı? Yok. Hiç yok.
çikolata mı yiyeceğiz? Çikolata yedirmek için bir gün bekletilir mi insan Burcu? Yani ne bileyim, belki çok özel bir çikolatadır. Hayır, tahmin edemezsin. Boşuna yorma kendini. O zaman kesin sinemaya gideceğiz. Ne sürpriz ama. Üf, ne yapayım ama, çok merak ediyorum ya. Merak etme çünkü geldik. İşte burası. Evim. Ne oldu? Ne o, ilk günden evine mi gireceğiz yani? Yuh artık. Burcu, ben öyle birisi miyim? Değilsin değil mi? Aşk olsun. Ya tamam, ne bileyim, ben öyle ev falan deyince bir anda şey oldum işte. Şey falan olma işte, geç. Misafirimiz de var. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Emre, pek güzelmiş. Öyledir. Mahalleden mi? Evet, yani eskiden. Taşındılar sonra. Evet. Al bakayım şunu. Gel bakayım kızım, gel şöyle yanıma otur bakayım. Gel, gel bakayım. Sen kimin kızısın? Bülent, Bülent Uyar. Hmm, bahsettiğin kız ha? Senin adın ne? Burcu ben. Burcu. Ay çok güzelsin. Ay canım benim. Maşallah sana. Emre, görüyor musun gözleri ne kadar güzel? Ay maşallah, gel bakayım şöyle. Burcu, bak işte benim bütün hayatım bu tonton kadın. Beni dışarıda soru yağmuruna tuttun yani. Ne bilmek istiyorsan buraya sorabilirsin. Mesela Emre çok güzel Türk kahvesi yapar, öyle değil mi? Benim tontonum benden Türk kahvesi ister de ben yapmam. Zehra Hanım sade içer, sen? Şekerli ben. Şekerli. Kendi gibi. Ay canım benim. Çok üzülerek istifa ettiğimi bilmenizi isterim. Hiç böyle olsun istemezdim. Küçüklüğümden beri sizin hayranınızım. Küçüklüğümden beri derken size yaşlı iması yapmıyorum kesinlikle. Beni yanlış anlamayın. Bence gayet genç, güzel ve diri bir kadınsınız. Diri bir kadın derken haddimi de aşmak istemem. Beni yanlış anlamayın. Ama manken gibisiniz gerçekten. Maşallah. Bu ne ya? Önem Hanım. Çok sevdiğim işimden ne yazık ki istifa etmek durumundayım. Çünkü... Ay şu kağıt israfına bak Allah aşkına ya. Yani git yüzüne çat çat söyle, değil mi? Ama nerede o yürek? Kız, aslında benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş o? Bu istifa ederse kurtulur. Bizim işimize yaramaz. Yani? Yani? İzle beni. Öykücüğüm, ne yapıyorsun? İstifa dilekçemi yazıyorum Olcay. Ben bu işi hak etmiyorum. Çabuk bırak ya. Bırak, bırak, bırak. Çabuk. Ne oluyor ya? Senin için bir çözümüm var. Çözüm? Ayaz. Ayaz. Aynen. Manken gibi çocuk değil mi? Hem Önem Hanım'ın da oğlu. Ara çağır gelsin, onu çekelim. Harika olur. Gerçekten mi? Tabii ayol. Önem bayılır böyle şeylere. Sen Ayaz'ı hallet, ben bu tarafı ikna edeyim. Ha? Ya Olcay, aslında çok iyi fikir. Harika olur. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben arayayım o zaman hemen Ayaz'ı. Tamam, ben de stüdyoyu halledeyim. Orada görüşürüz. Tamam, tamam. Önem delirecek. Ay bana şeytan diye ne bak ayol. Lütfen kabul et Ayaz, lütfen. Hemen döneceğim. Efendim Öykü? Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu, iyi misin?
Ya iyiyim de senin hemen buraya gelmen lazım. Ya toplantıdayım şu anda, gelemem. Ya buraya gelmen lazım, yoksa annem beni kovacak. Ne? Ya sen her ayın kötü elemanı falan mısın ya? Nasıl beceriyorsun bunu anlamıyorum. Hayır Ayaz ya, sadece çok şanssızım. Yani kurşun falan döktüreceğim artık. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ama lütfen gel, lütfen, 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 lütfen. Tamam, 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 tamam. Harikasın, çok sağ ol. Bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim. Söyle. Bir daha lütfen desene. Ya lütfen. Tamam, tamam. Hadi çıktım, geliyorum. Görüşürüz. Bu çocuk var ya, bu çocuk. Bütün gün odasına kapanıyor. Sabahtan akşama kadar tıngır mıngır. Hmm. Hayır, komşular kızacak diye korkuyorum. Bana göre hava hoş. Ama ille de gitarım da gitarım. Tatildeyken de çalıp söyledi ama çok güzeldi. He, o televizyona çıkanlardan ne farkı var sanki? Hiç vallahi. Meşhur olacak, meşhur. Bütün kızlar böyle şeylere bayılırlar. Bayılırsınız değil mi? Ya zaten Emre ne yaparsa en iyisini yapar. Eh, tohumları kuvvetli benden almış tabii. Biliyor musun? Ben de çok güzel şarkı söylerim. Ama rüyamda. Ha, aklıma ne geldi? Bu küçükken hep altına işerdi. Anneanneciğim. Hı. Koca adam oldu, gene kaçırıyordu altına. Allah, sen beni övüyor musun? Yerin dibine mi gömüyorsun? Ben anlamadım vallahi. Kızcağız bazı şeyleri öğrensin değil mi? Değil mi? Ben daha fazla utanmadan size şöyle güzel tavşan kanı bir çay demleyeyim. Tamam mı? Allah Allah. Bu Emre var ya, çok çekti, çok kötü günler geçirdi. Hele annesine babasına olanlardan sonra. Ama iyi çıktı. Büyüyünce de çok iyi insan oldum. İnanır mısın, çok korkuyordum. Ama Allah'a şükür korktuğum başıma gelmedi. Emre çok iyi biri gerçekten. Öyle. Kimsenin ne etlisine karışır ne sütlüsüne. Ketumdur da ha. Kendi halinde işine gider gelir. Bazen böyle sert sert bakar ya. Aslında kadife gibi yumuşacık kalbi vardır. Hislerini kimseye belli etmez. Ama bugünlerde değişti. Yüzü gülüyor. Biliyorum ben onu. Kızım, sen onu bekle, olur mu? Ben seni anladım. Bekle onu. Ay, beklerim tabii ki. Niye beklemeyeyim? Sen ne güzel kızsın. Adın neydi senin? Hı? Burcu ben. Ne güzel ismin var. Kime kızısın? Bülent Uyar. Bülent. Tesadüfe bak. Bizim mahalledensin yani. Evet ama taşındık sonra tabii. Hı. Hanımlar, 10 dakika sonra çayımız hazır. Dah. Tonton Hanım. Ne? Almamışsın ilaçlarını. Vallahi mutfak masasının üstünde duruyor hepsi. Vallahi alıyorum. Kapıcı yeni getirdi onları. Sana yalan borcu mu var ha? Bak bak, o güzel gözleri dikmiş de bana nasıl bakıyor. Anneannesinin güzeli. Güzel gözlüm. Ah, anneannem ah. Ne oldu ya? Gene bu acelen ne senin? Gidince anlatırım, hadi geç kaldık. Hep bir panik ha, hep bir panik. Hadi. Ne zaman başlayabiliriz? Geç kaldık. Gelmek üzerelerdir. Birazdan başlarız. Ah, geldiler işte. Ayalcığım hemen hazırlan. Acelemiz var biraz. Ne oluyor Öykü? Bak, bu sabah bir fotoğraf çekimi olacaktı.
Ama modeller bir anda ortadan kayboldu. Yani ya ben işten kovulacağım ya da sen mankenlik yapıp benim kahramanım olacaksın. Kısaca böyle. Hayatta yapamam. Kızım ben ne anlarım mankenlikten falan? Ay al lütfen, 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 lütfen. Hiç öyle lütfenlerle olacak bir iş değil bu. Hani biz kankaydık? Hani biz o konuyu kapatmıştık? Şimdi işin düşünce tekrar açamazsın. Ben kapattım, ben açarım. Kankayız işte. Hem kankalar birbirleri için her şeyi yaparlar. Mankenlik yapmazlar ama. Ya yaparlar işte, ne olacak? Bak söz veriyorum, çok kısa sürecek. Kariyerim senin elinde. Ne olur, ne olur, ne olur. Başımın belası, tamam. Tatlı belası diyecektin herhalde. Süper. Bunu da hallettiğimize göre. Bir de kadın model bulursak tamamdır bu iş. Ben onu tamamen unuttum. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ben mi? Ne yapıyorsun Burcu? Ya sabah Öykü'yle denedim. Oluyor. Biz konuşmadan da anlaşabiliyormuşuz. Bak şimdi. Gözlerimle sana bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Tahmin et. Peki. Bakalım. Bugün çok güzel geçti. Evet. Doğru. Başka? Teşekkür ederim. Ben de. Ama başka bir şey daha var. Aman ne tonton bir anneannem varmış. Kesinlikle. Çok iyiymiş ya. Son bir şey daha. Ben de çok mutluyum. Gerçekten işe yarıyormuş. Evet, hazırsak başlayalım. Aşk olacak. Kankalar değil, tamam? O yüzden biraz daha samimi fotoğraflar çekmemiz lazım. Aşkı anlatmalı bu katalog, aşkı. Tamam, hallederiz. İkiniz de birbirinize deli gibi aşıksınız. Hayır ya, nereden çıktı? Aşktan gözleriniz kör olmuş. Ve birbirinize itiraf edemiyorsunuz. Ya yok öyle bir şey. Farkındayım. Ama böyle olmalı. Kebapçı açılışında gibi poz veriyorsunuz. Bu fotoğraflar aşkı anlatmalı. Hafif bir mahcupluk var ikinizde de. Bunu kullanalım. Bir utanç var. Aynı zamanda bir şehvet. Hem delice koşup sarılmak istiyorsunuz birbirinize. Hem de arkanızı dönüp kaçmak. İşte bunun tam ortasını istiyorum. Biz buna aşık diyoruz. Şimdi söyleyin bakalım. İstediğimi bana verebilir misiniz? Tabii tabii, biz oynarız onu. Problem yok. Aynen ya. Zor tabii var gibi yapmak ama biz hallederiz. Sizden o enerjiyi aldım. Yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Gel kıyım buraya. Ya, yok olmuyor. Tamam.
O zaman fırşı olsun. Ha? Yuh ya. Tamam. Gazel olsun. Ha? Gazel. Gazel. Okuyayım istersen. Ya hayret bir şey aşkım ya. Bak şunu anlamıyorsun. Önce çocuk yapılıyor, sonra isim bakılıyor. Sonra. Ay tamam. Tamam, polen olsun o zaman. Alerjim var, hayatta olmaz. Gülnaz olsun, büyüyünce de benim gibi olsun. Ay Allah korusun, Allah korusun. Ay tamam, Allah'ı buldum. Renk olsun, renk. Hangi renk? Genel olarak bir renk. Genel olarak beğenmedim. Hem hayatım bak, kız olacağını nereden çıkartıyorsun? Belki şöyle aslan gibi bir kamuran olacak. Ben ayarlayacağım onun için de canım benim. Hiç merak etme sen. Nasıl ayarlanıyormuş o? Ay ben bir önemi arayayım ya. Bir ondan fikir alayım ya. Bir önemi arayayım. Ya, of ya. Of. Abi ben Büsün buldum. Ne ismi ya? Ne ismi? Ben baba olmak istiyor muyum acaba? Ben henüz buna hazır değilim ya. Of. Sor bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime, düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne. Ben sevemem kimseyi senin yerine. Baksana talihe mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Benim gibi birine. Yandı yandı içim yandı. İçti aşkı kanmadı. Yandı yandı içim yandı. İçti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Evet, son kare. Sizden son bir bakış istiyorum. Kilitleyin bakışlarınızı birbirinize. Aşk dağıtır gibisin ya hani bana. Gel bu gece sakın. Geçmiş olsun. Bitti mi? Çoktan. Biz fotoğraflarını hamallayalım. Hemen kaçacağız. Sonra ötüş için size haber veririz. Tamam, ben aktarayım o zaman. Tebrikler. Güzel bir çekim oldu. Hafta başında büyük bir temizlik istiyorum. Dosyaların tarihe göre düzenlenmesi lazım. Bunu sen yapacaksın. Bir problem yok değil mi? Ha yok annem hanım, tabii ki. İstediğimiz dosyaya ulaşmak istediğimizde ulaşabilelim. Etraf çöplük gibi. Bunu sen düzenleyeceksin. Aa, pardon, buna bakmam lazım. Alo? Tamam, öğleden sonra iki dedik değil mi? Tamam, ben şimdi işteyim, çıkınca geleceğim. Tamam, kapamam lazım. Mete ile aranız nasıl? Her şey yolunda mı? İyi, hiçbir problem yok. Aferin. Mete iyi çocuktur. Üzme onu. Tabii biliyorum. Üzmem. İnşallah kızmaz önüm ama. Hiç zannetmiyorum. Aksine hoşuna gidecek. Umarım haklısındır olacağı. Çünkü benim için çok önemli. Biliyorum. Bilmez miyim? Fotoğraflar hazır kraliçem. Getirin bakalım.
Gerçek modeller neredeydi? Şey, onlar bu sabah dönmüşler. Niye bilmiyorum. Haberim yoktu. Buyurun. Bu da istifa dilekçem. Haklısınız. Ben yine beceremedim. Şimdi çıkın odamdan. Yani ben şimdi kovulmadım mı? Fikrimi değiştirmeden hepiniz çıkın odamdan. Güzel olmuş. Aferin. Çok teşekkür ederim. Verdiğin fikir hayatımı kurtardı. Tamam, tamam. Dur bir şimdi. Neyse ben çıkıyorum. İşim var. Kız bekle sen de. Şeyma. Ay Yavuz. Efendim Yusuf. Mete, kusura bakma rahatsız ediyorum ama bir durum var. Ne oldu? Kız arkadaşım. Az önce otele geldi. Ne? Kimle geldi, yalnız mıydı? Tek başınaydı. Tamam, hemen geliyorum. Kızmadın değil mi anne? Kızmadım. Madem böyle bir yeteneğin var, biz niye kullanmıyoruz seni? Yok anne ya, modellik hiç bana göre değil. Çok iyi iş çıkarmışsın ama. Öykü var diye mi yoksa, ha? Ya ne alakası var? Doğuştan yetenekliysen ben ne yapayım? Az önce öyle demiyordun ama. Çevir kazı yanmasın. Neyse, sonra yemek yiyelim mi? Beni al evden, ha? Tamam, alırım da. Nereden esti şimdi bu? Hayırdır? Hayır, hayır. Hadi öptüm canım. Manken oğlum benim. Ya anne, deme şöyle ya. Kapadım. Hadi görüşürüz. Şeyma, yine mi iş? Yine mi iş Şeyma? Mete, ne olur böyle yapma ya. Haha, çok güzel. Şimdi ben suçlu oldum ha? Şeyma, bana cevap ver. Kim neydin içeride? Ha? Ya sen ne demeye çalışıyorsun? Açık açık konuş. Dün bana bir şey sormuştun ya. Vereyim cevabımı. Sana güvenmiyorum. Anladın mı? Güvenmiyorum. Al bak bakalım ne yapmaya gelmişim ben buraya. Bak, bak. Yukarıda çok güzel bir restoran vardı. Düğünümüz için iyi olur diye düşünmüştüm. Sürpriz yapacaktım sana. Sürpriz. Mete. Biz baş başa yemek yemeyecek miydik babacığım? Kalabalık olmak iyidir. Siparişleri verelim o zaman. Ben deli gibi acıktım. Bekle. Birileri daha gelecek. Hayda. Neyin var oğlum?
pek iyi uyuyamadım babacığım. Yemeği yiyip hemen eve kaçacağım. Yorgunum biraz. Tamam, iyi ol da. Hani baş başa yiyecektik? Ya yabancı yok. Hadi ne olur gülümse. Ha, buyur şimdi cenaze namazına. Baba, sen de mi? Ne oldu oğlum? Ya Ayaz'la barıştırmak için mi beni buraya çağırdınız? Siz Ayaz'la küs müydünüz? Bilmiyordum ki. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş geldin Ayaz. Hoş bulduk. Kızım, sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Ne demek yüzüğü attım? Ay salak mısın sen? Nereden bulacaksın şimdi öyle gül gibi çocuğu? Merak etme anne, dönecek. Hepsi döner. Fuşya mı, bu mu? Sizce hangisi? Ne şimdi bu? İsim mi? Anlayamadım. Heh, bak sonunda benimle aynı dili konuşan biri çıktı. Teşekkür ederim Burcucuğum. İzninizle ben bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle fuşya iyi bir isim değil. Tabii bunu söylemeyeceğim. Aslında söylemek istediğim başka bir şey. O başka şeyi de nasıl? Şimdi söylüyorum. Biz önemli birlikteyiz. Gerçekten de bomba vermiş. Baba. Ben aslında... Ayaz Bey'den izin aldınız mı baba? Hı? Diyecektim ki ben aslında annemle konuşurken... Ayaz Bey'in ilişkiyi onaylaması lazım. Yoksa olmaz. Gerçekten mi? Hı? Gerçekten yapacağız mı bunu Mete? Benim bir şey yaptığım yok. O da burnunu sokan sensin. Sen açık konuşsana. Daha ne kadar açık konuşayım ortak? Ha? Bence yeterince açık konuşuyorum. Mete! Saçmalama, otur şuraya. Ayaz, ne oluyor? Evet Ayaz, hadi konuş. Belki benim babam senin annen için yeterince uygun değildir ha. Belki ani bir karar almışlardır. Hadi konuş da onların ilişkisini de boz. Hadi! Mete, ne biçim konuşuyorsun sen? Abi sakin olur musun lütfen? Abi sonra konuşursunuz, yapmayın şimdi. Oğlum senin aklın yerinde değil. Evet yerinde değil çünkü beni paranoyak ettin, anlıyor musun? Ya senin için yaptım ben. Ne yaptıysam iyiliğin için yaptım. İstemez ortak, anladın mı? İstemez. İyiliğin de kötülüğün de senin olsun. Mete tamam. Madem benim iyiliğimi istedin, niye ben bu haldeyim Ayaz? Ha? Niye ben bu haldeyim? Ben sana söyleyeyim. Çünkü sen sadece kendi mutluluğunu isteyen bencil herifin tekisin. Anladın mı? Bencil. Mete, oğlum sakin ol. Yazık ya. Vallahi çok yazık. Ha yazık. Yazık tabii. Bırak ya. Ben de zaten. Hala konuşuyorsun lan. Bana bak. Hala bir şey diyorsun Mete, orada. Tamam. Ya adam ilişkimi bozmuş tamam. Ya. İyice çocuklaştınız ya. Ya oğlum gel otur şöyle biraz. Hocam nasılsın? Nasıl geçti Emre'yle onu merak ettim.
Hayatım burada kıyamet koptu. Nasıl? Neredesin ki sen? Babamla Önem abla birliktelermiş. Ne? Bak hızlıca özet geçiyorum şimdi çünkü çok müsait değilim. Zaten Ayaz'la abim de birbirlerine girdi. Yine mi? Ayaz nasıl? Çekip gitti. Biz de abimi sakinleştirmeye çalışıyoruz burada. Nereye gitti peki? Bilmiyorum. Döndü sırtını çekip gitti işte. Alo. Tamam. Tamam Burcu. Konuşuruz sonra. Hadi gel. Tamam baba. Tamam ben iyiyim. Tamam. Tamam ben iyiyim. Ama çok üstüne gittin Ayaz'ın. Kırdın adamı. Ya kırdıysam kırdım. Tamam mı? Kırdım. Ayaz'ı da kırdım. Şeyma'yı da kırdım. Sizi de kırdım. Ama bir dönüp bana sormuyorsunuz sen nasılsın Meteciğim diye. Kırdım ya sizi. O yüzden hepinizden teker teker özür dilerim. Affedersiniz. Şeyma'cığım, babanın çayı bitti. Tazele bakayım. Açık olsun, açık. Koyu yapıyorsun. Ben bakarım. Bu bende kalmış. Ailenle tanışmaya geldim. Eğer müsaitseniz. Gel. Geçen gece rüyamda burayı gördüm. Sen de vardın. Ciddi misin? Evet. Birlikteydik. Ben gerçekten buradaydım. Mete ile tartıştıktan sonra tam şu bankta oturdum. Ayaz. Sen de gördün. Bu bankta oturuyordun. Mutsuzdun. Sonra ayağa kalktın. Seni aramıştım. Açmamıştım. Çünkü buraya geldim. Yani rüyamda. Sonra ne oldu? Sonra yanındayım dedim. Her şey yoluna girecek. Aynen az önce söylediğim gibi. Sonra ne oldu? Sonra? Sonra?
şaşırt bugün beni.